Kızıştı ortalık Ronaldo. Attı ikinci çalım, üçüncü, beşinci çalım derken penaltı. Adam hala izliyor. Seyretme! Seyretme dana! Bu çalımlar boy boy. Sana gol atan Pekka Kovboy. Hadi bakalım. Ama hocam yeter artık be. Messi. Messi. Topluyoruz ceza sahasına doğru. Attık bir çalımı. Messi. İkinci hareket. Üçüncü çalım. Dördüncü, beşinci, altıncı derken. Bundan sonra var ya. Çok kısışacak arkadaşlar. Nerede dengesiz var arkadaşlar? Beni buluyor yani. Yapacak bir şey yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. DLS21'de bugün kaldığımız yerden online maçlara devam ediyoruz. Tüm Beşiktaş taraftarlarını kutluyorum bu arada. Beşiktaş'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Biz de Beşiktaş'ın şampiyonluğuna özel Beşiktaş formasıyla online karşılaşmalarda sahada yer alacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi logomuz Beşiktaş. Hemen şu an solda görüyorsunuz ve takımımızın bu kim lan? Ulan bir an kendi takımım sandım ha. Messi'nin vuruşuyla karşılaşmaya başladık. Şimdi top Alaba'da. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar formamız da Beşiktaş forması. Logomuz da Beşiktaş logosu. Takımımızın kısaltmasını bu sefer unutmadık. Onu BJP olarak ayarladık. Oğlum sen ne? Kaleci çıkarsın. Artık çıkarsın. Böyle görüyorsun. Bakın kaleci formasına kadar gördünüz mü? Beşiktaş forması arkadaşlar. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna özel Beşiktaş forması ve logosuyla karşılaşmalarımızı yapacağız bugün online'da. İstediğiniz farklı formalar var. Görüyorum yorumlarda. Hepsini okuyorum arkadaşlar. Girip bakarsanız yorumlara hepsinde benim sizlere, sizlerin yorumuna %99'una cevabım vardır. Yine kaptık topu bu arada. Kaleci de karşı karşıya direkten döndü. Hazard, Neymar. Bir vuruş. Kaleciden önce Sergio Ramos. Sergio Ramos'u gördünüz mü orada nasıl ayağa koydu? Hazard. Şimdi Alexander Arnold var orada. Girdik devreye. Courtois. Hepsini okuyorum bu arada yorumların arkadaşlar. Yorumlarda farklı forma isteyenler vardı. Yine de ekstradan varsa belirtebilirsiniz. Onu da bilgisini vereyim. Bale. Bale bir ara pas düşüncesi ama sadece düşüncede kaldı. Konuşamadım. Ronaldo. İndirdi kafayla Koulibaly'yi. Tekrardan Ronaldo düşüncesi. Geçmeyecek büyük ihtimalle Neymar'a çarptı. Önünde kalır mı? Onun önünde de kalmadı. Bellerin. Hazard. Hazard'ı geçti, Neymar'a kadar geldi. Güzel bir ara pas. Geçerse orada Bale'a tehlikeli olabilir. Kurtuğa çok riskli bir hareket Kurtuğacığım. Kurtuğa'dan çok riskli bir hareket. Neymar'a mükemmel pas bu arada Ronaldo'dan. Çaprazda. Korner. Vurdurmadılar. Korner'den vurdurmadılar. Neymar'la korneri kullandık. Ronaldo. Ronaldo kaptı. Messi. Hadi abi. Nasıl bir korner oldu abi? Ben anlamadım ya. Oyunda bir değişiklik mi var bu aralar? Ben anlamıyorum ama. Normalde benim o şekilde kullandığım korner direkt adamın kafasına gitmesi lazım arkadaşlar. Yani birkaç gündür oyunda bir değişiklik var ama sezemiyorum yani. Ne olduğunu çözemedim. Kurtuğa kaleyi terk etti. Abi çıkma şu kaleden ya. Kardeşim şu kaleden çıkma ya. Bu arada güzel bir çalım attık. Derken hemen anında nazar değdirdik abi. Sterling'den Neymar'a. Güzel bir pas. Neymar bekletmeden içeriye doğru. Ronaldo. Kaleciyle karşı karşıya. Durum 2-0 oldu. Beşiktaş formasıyla 2-0 öndeyiz arkadaşlar ilk yarıda. Güzel. Güzel ilk yarıda 2-0 önde olmamız gayet güzel oldu. Şimdi Sergio Ramos, Ronaldo. Derken ilk yarı sona erdi. 2-0 öndeyiz. Bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Rakibimiz ikinci yarıya başladı. Bastık abi %10 takviyeyi. Ne olur ne olmaz. Belli olmaz bunlara. Neymar. Neymar'la sağ kanattan geliyorlar. Pozisyonu bozma çabasındayız. Orada riskli hareketler falan derken Courtois çıktı topu aldı. Elle hızlı çıkma çabasındaydık. Neymar'ı kaptırdık. Ne oluyor abi şu an? Ne oluyor yine? Ya Courtois'la abi ne zaman şöyle bir hızlıca çıkmaya çalışsak. Yok abi adam dengesiz midir nedir? Yani adamla hızlı çıkamıyoruz ya. Bak oyunun bir de şöyle bir saçmalığı var. Messi'nin hızı bildiğim kadarıyla 100 arkadaşlar. Ya veya Ronaldo'nun hızı bildiğim kadarıyla 100. Onları kovalayan adamların hızları 100 değil arkadaşlar ama... Messi'li ve Ronaldo'dan daha hızlı koşuyor adamlar. Ne hikmesi bilmiyorum ama Ronaldo ile bu arada güzel sıyrıldı. 3-0 dakika 62. Cristiano Ronaldo 7 numaralı formayla 3. golü kaydeden isim oldu. Bir oyuncu değişikliği geldi. Bir hamle geldi rakibimizden. 3-0'dan bu maçı çevirmesi yani imkansız değil ama imkansıza yakın derecede zor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bu arada karşılıklı top kayıpları hatalar yaptık. Ronaldo öyle geliyordu. Kevin De Bruyne'de kaldı top.
Çok pas hatası yapıyor arkadaşlar. Bu kadar gol yemesinin sebebi çok pas hatası yapmasından. Hatta bazı pozisyonları böyle önemseseydim, güzel değerlendirseydim şu an 5-0, 6-0'a kadar gidebilirdim bu maçta ama Bale'ın önünde kaldı. Bale'dan zayıf bir vuruş. Kaleci kurtarı için kolay bir top oldu bu. Hazard. Hazard bekletmeden Kevin De Bruyne oynadı. Ondan Ronaldo'ya. Güzel paslaşmalarla giriyoruz rakibimizin sahasına doğru. Neymar attı çalım 3 kişiyi. Saf dışı bıraktı. Kevin De Bruyne'e doğru. Kevin De Bruyne gelişine. Kaleci ve korner. Zeki Çelik oyuna girdi arkadaşlar. Kalan 10 dakikada Zeki Çelik'e yer vereceğiz. Burada. Messi'yi de kullanalım. Kaleyi deneyeceğim. Bu şekilde bir ayarlamaya çalışayım bakayım. Bayağıdır online'da direkt kornerden kaleye gol atmıyorum arkadaşlar. Bakalım. Bu şekilde vurdum. Direkten döndü. Alaba. Coutinho kaleye atacaktım ama beklerken ben çok beklediğim için oyuncu otomatik kendisi kullandı artık onu. Neyse yapacak bir şey yok. Çelini. Ronaldo ondan Neymar'a. Hadi Neymar. Hadi 4 gelir mi? Dakika 90'lara kadar geldik. Hazard'ı açtı top Bale'e kadar geldi. Kolibali bozdu Bale'ı. Ronaldo. Ondan Messi'ye. Messi. Sıyrıl be. Sıyrıl be. Kim abi? Tekrardan Bale. Kolibali derken son saniyeler artık. 90+4. Ve bu karşılaşmayı Beşiktaş forması ve logosuyla 3-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Online'da. Bakalım diğer karşılaşmalarımızda neler yapacağız. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Manchester United diye bir rakibimiz geldi ikinci karşılaşmamızda. Bakalım Manchester United FF. Futbol kulüp mü yazacaktım, ne yazacaktım bilmiyorum ama neyse. Maça başladık arkadaşlar. Messi'nin vuruşuyla. Şimdi top Ronaldo'da. Ronaldo geriye döndü Koulibaly'ye. Koulibaly'den Alaba'ya. Bana çok boş konuşuyorsun diyen arkadaşlar olmuş yorumlarda. Yani olabilir. Şimdi bazı insanlara hitap etmeyebiliriz arkadaşlar. Bazı insanlar bizi sevmeyebilir, bazıları sevebilir. Bu tarz şeyler olabilir ama bunlar saygı çerçevesi içinde olursa sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler. Orada ne oldu o arada? Ben bir şey anlatıyordum. Mason Mount. Uzun bir pas. Derinlemesine bir pas mı vermek istedi orada? Ne yaptı? Ama out'a gitti. Neyse Hazard. Maça odaklanalım arkadaşlar. Maça. Sterling'den Ronaldo'ya bir pas. Ronaldo'dan Messi'ye geçer mi? Messi sıyrıldı uzaklardan bir şut. Kaleci parmaklarının ucuyla zorla çeldi. Neymar şimdi korner vuruşunu kullanıyoruz. Ronaldo'ya doğru yükseldi. Ronaldo vurdu yine kaleci. Korner. İkinci kornerimizi kullanıyoruz arkadaşlar üst üste. Yine Neymar. Yine Ronaldo'ya doğru. Sterling var bu sefer orada. Yükseldi vurdu. 1-0'da. Manchester United karşısında. Sterling. Güzel bir kafa vuruşuyla kornerden ilk golü kaydediyor. Deplasmandayız. Beşiktaş forması var. Üzerimizde Manchester United Beşiktaş karşılaşması. Bunun gerçeği de vardı arkadaşlar. Hatırlayanlar bilirler. Bayağı bir önceydi. Yanlış hatırlamıyorsam bir 10 sene oldu herhalde en son. Manchester United Beşiktaş beraber oynayalı. Beşiktaş yenmişti. 2-0 mı ne? Öyle hatırlıyorum. 2-1 mi? 2-0 mı öyle bir şey yenmişti. Bakalım biz bu sefer ne yapacağız? Manchester United karşısında arkadaşlar. Bu arada orada offside yok muydu hocam? Ulan nasıl offside yok? Adam bastı gidiyor şu an. Ceza sahamıza kadar girdi. İçeriye orta yaptı. 1-1. Dakika 31'de 1-1. Hadi kardeşim geç. Hadi izleme. Bak. Adam hala izliyor. Seyretme lan! Seyretme dana! Adam hala izliyor. Messi'nin vuruşuyla adama şöyle bir güldük arkadaşlar. Hani izledi ya, bir tane gol attı. Bize izlettiriyor. Kendini bir şey zannetti. Bak şimdi bu maç bundan sonra var ya. Çok kızışacak arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Şimdi Johnny ile Moni ile bu iş olmaz kardeşim. Sen şu topu bir ver bakalım. Getir şunu. Dolandır. Dolandır kardeşim sen topu. Dolandır. Getir şu topu bakayım. Şöyle bir kayarak müdahale. Ayağından topu bir alalım hocam. Ver artık şu faali be. Alaba. Topun gerisinde Alaba var. Alaba ile şöyle aşırtma bir pas. Havadan Ronaldo'nun koşuyla doğru geçmedi. Sterling. Ah be. Ah be Sterling için. Biraz daha şöyle bakarak, kafayı kaldırarak mantıklı bir pas atsaydın var ya. Şu an 2-1 öndeydik. Kurtua. Uzun kullandık Ronaldo'ya doğru. Messi. Sokuluyoruz ceza sahasına doğru. Attık bir çalımı. Messi. İkinci hareket. Üçüncü çalım. Dördüncü, beşinci, altıncı derken. 2-1. Bak şimdi nasıl izlettiriliyor. Bak bakalım şimdi nasıl izlettiriliyor. Çalımlar boy.
Sana gol atan Pekka Cowboy. Hadi bakalım. Böyle atarlar. Böyle çalım atarlar. Böyle de golü atarlar kardeşim. Hadi bakalım. 2-1 ilk yarı öndeyiz. İkinci yarıda neler yapacağız? Bastık, hızlı geçtik ikinci yarıya. Başladık arkadaşlar. Rakibimizin vuruşuyla, santrasıyla bas abi %10 takviye. Bu adamı var ya, elimden geldiği kadar dalga geçmem lazım ya. Böyle izlettirdi ya bize o golü. Bir güldük orada. Hani bir tane gol attın. Devamı gelecek zannetti ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani devamı gelse bile bu maçı o kazanamayacak. Onu sizlere söyleyeyim. Kızıştı ortalık. Ronaldo attı ikinci çalım, üçüncü, beşinci çalım derken penaltı. Şu kırmızıyı bir al bakalım, cebine koy. Hadi bakalım Kovacic, güle güle. Güle güle. O kırmızıyı bir al kardeşim. Topun başında Neymar, yine kalecinin üzerine atacağım. Ulan bu adam da top tutacak bir tip var ha. Neymar vurdu. Tüh. Ulan Neymar. Ulan Neymar. Bir penaltıyı atamadık be. Gerçi Neymar'da suç yok abi. Suç bende bu sefer. Neyse. Direkt kaleye. Korner vuruşundan. Direkt kaleye vurduk. Direkten dışarıya be. Direkt kaleye. Direkten dışarıya. Gül gül. Sen gül. O giriyordu salak. Neye gülüyorsun? Direkt kornerden vuruyorum. Direkten dışarıya çıkıyor. Gülüyor. İşte bu kadar cahil yani. Öyle söyleyeyim. Pique. Alexander Arnold kaptı topu. Ronaldo. Sterling. Ulan en sevdiğim kızışma tipi ha. En sevdiğim maç tipi arkadaşlar. Kevin De Bruyne'e doğru. Kevin De Bruyne kayarak müdahale. Büyük ihtimal biz de kırmızıyı gördük. Evet, Kevin De Bruyne kırmızı kart gördü. Tam ceza sahasının önünde. Oyuncu değişikliğimizi yapalım. Şimdi topun başında Mount var. Kullandı. Barajdan döndü. Kimden o? Sterling kırmızı görmedim abi. Orada ben Sterling'i görür gibi oldum sanki bir an. Matuidi var. Alaba kovalıyor Matuidi'yi. Chiellini orada hata yapmadı be. Messi. Messi ile şimdi sağ kanattan bindireceğiz. Attık çalımı. Önünde bomboş bir alan var Messi'nin. Bomboş bir alan var. 2-1 öndeyiz. Ama 2... Hocam yeter artık be. Bir kırmızı daha ver şuna. Helal lan hakem. Gerard Pique. Hadi bakalım güle güle. Hadi bakalım Pique. Yol al. Hadi. Topun başında yine Neymar. Duran topların usta ismi. Attı barajın üstünden. Nereye abi? İyi ki duran topların usta ismi dedik. Yani barajın başına ben geçsem ben de öyle atardım. Bu da hala mal mal her şeye gülüyor. Mal mal her şeye gülüyor arkadaşlar. Neyine gülüyor anlamadım ama Marcelo. Faul kullandı. Sterling. Oğlum biz Sterling kırmızı görmedim bizde. He? Yanlış. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şimdi neyse. Neymar'la sıyrıldık. Ronaldo'ya güzel bir pas. Sokurduk. Attık çalımı kaleciyle karşı karşıya. Al bunu be. Adam ikinci kırmızısını gördü bu arada. Böyle gülerler kardeşim. Böyle dalga geçerler. Hadi bakalım. Şimdi gül. Hadi şimdi gül. Heh. Helal lan. Şimdi gül bakalım. Al sen şu golü bir al bakalım önce. Ya öyle gülmezler böyle gülerler. Hadi bakalım. Daha dakika 78. Sana bir tane daha çakarız gibi geliyor. Bu gidişle. Bak hareketlere bak. Bak. Ulan 2-1, 3-1 geridesin yaptığın hareketlere bak. Görüyor musun? 3-1 geridesin yaptığın hareketlere bak. Top çeviriyor orada. Luka Modric'i oyuna aldık. Adam bastıracağına. Bak. Harbiden dengesiz ya. Bak top çeviriyor. Şimdi yenildiğini anladı. Maçı çeviremeyeceğini de anladı. Dur abi oynama bakalım ne yapıyor öyle. Böyle mal mal hareketler yapıyor kendi kendine. İşte nerede dengesiz var arkadaşlar? Beni buluyor yani yapacak bir şey yok. Nerede dengesiz var beni buluyor. Artı 7 dedi 4. hakem. En az 7 dakika uzatma oynanacak. Lopez kaldırdı topu. Coutinho. Şimdi Parejo. Ondan... Alır mısın Alexander Arnold? Alamadı. Biz de hala dal geçmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Lopez de ceza sahamıza doğru sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya. Öyle gülünmez. Bak böyle gülünür kardeşim. Kaleciyle karşı karşıya atamadın. Hadi bakalım. Şu gülücüyü bir al. Dal geçmeye devam. Psikolojik baskıya devam. Bir vuruş Kurtuğa. Helal lan. Yine korner. Hala atamıyor. Adam hala atamıyor. Dal geçmeye, psikolojik baskıya hala devam ediyoruz. Yükseldi. Hazard aldık. İkinci yarı son düdük geldi adamla. Son saniyeye kadar dalga geçmeye devam. Öyle o tebrik etmeleri falan geç. Geç kardeşim hadi bakalım güle güle. 3-1 bu karşılaşmayı da kazanıyoruz arkadaşlar ikinci maçımızda. Geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü karşılaşmamızda yine ne yazıyor da Tunis Munis Esperance Sportif Tunis. Adamın son 5 maçı rezalet yani bizim de çok güzel sayılmaz ama. Güzel arkadaşlar. Arada bir tane maç kaybettik bu arada onu söyleyeyim. Bu 4. maçımız normalde sizlere 3. maç olarak sizlere
yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi top Hazard'da. Karşılaşmaya başladık. Hazard. Zayıf bir rakibimiz. Bunu büyük ihtimalle yeneriz. Yine Neymar'ın mükemmel bir pas. Neymar. Çapraz pozisyonda. 1-0. Dakika 6 1-0 öndeyiz. Golün adı Neymar Santos Junior arkadaşlar. 1-0. Yine deplasmandayız. Zayıf bir rakibimize karşı mücadele veriyoruz. Pogba, Rodriguez. Gerçi kime zayıf desek adamlar çatır çutur ağzımıza patlatıyor geçiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi Ayev. İçeriye orta. Gördünüz mü? Daha şimdi söyledim. Adam ağzımıza patlattı. Osimhen mi? Kim abi o? Az önceki adamda da vardı aynı oyuncu değil mi? Yanlış görmediysem, hatırlamıyorsam. Evet. Alaba. Ondan Neymar'a. Ronaldo. Ronaldo'nun Hazard'a. Hazard'tan Messi'ye. Mükemmel paslarla geldik. Messi kaleciyle karşı karşıya. Dışarıya mı? Abi bunu son zamanlarda çok yapmaya başlamadık mı? Adam gülüyor ama sen gül. Yani neye gülüyorsun onu anlamıyorum da. Az önceki adam gibi sen de mi istiyorsun kardeşim? Psikolojik baskı istiyorsan kurarız yani. Benim için sıkıntı yok. Modric. Modric'ten geçer mi Ronaldo diyecektim. Geçmedi ama Ronaldo mücadelesini verdi ve iki kişiden topu kaptı. Kimpembe orada araya girdi. Messi pozisyonunu bozdu arkadaşlar. Sterling. Ondan Ronaldo'ya güzel bir pas. Neymar'a sert bir orta oldu. Pas oldu. Neymar sıyrılamadı. İkinci gol için bastırıyor rakibimiz. Zayıf falan dedik ama adam bu kadroyla güzel oynuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onu belirteyim yani. Courtois. Uzun oynadı Messi'ye. Messi bekletmeden Ronaldo'ya. Ronaldo. İki kişi kovalıyor Ronaldo'yu. 3 oldu. 4 oldu. Ronaldo. Hız kesmeden sokuluyor ceza sahasına. Çaprazdan Neymar'a. Boş kale. 2-1 dakika 35. Neymar. Ne oldu abi? 4-1 mi? Adam kaçtı. Abi adam kaçtı. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna özel Beşiktaş forması ve logosuyla online karşılaşmalarımızı yaptık. Farklı forma isteyenler var aranızda biliyorum. Yorumları okuyorum arkadaşlar. Yine de varsa bir temize çekmek için daha önce belirtenler varsa videolarda bu videonun altına yine istediğiniz formaları yazarsanız seviniriz arkadaşlar. İşte Galatasaray'la yap dediğiniz yaptık. Antalya'yla yaptık. Sivas'la yaptık. Real Madrid'le yaptık. Trabzon'la yaptık, Fenerbahçe'yle yaptık, Galatasaray, Beşiktaş'la daha önce de yine yapmıştık, yine yaptık, yine yaparız arkadaşlar. Bunları belirtirseniz sevinirim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Destekleriniz için hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın, abone olmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.